efendim, iyi akşamlar tekrar. Bu programın bir format olduğunu size söylemek istiyorum. Çünkü bu fikri genişletmeye karar verdik. Şöyle yapmak istiyoruz. Birbiriyle kavga eden anne, baba, iki kardeş, anne kız, iki arkadaş, birbiriyle dövüşen ve bundan dolayı pişman olan ve çok üzülen insanları bir araya getirmek istiyoruz. Yani artık sadece birbirini seven aşıklar değil, yani artık birbirinden ayrılan karı kocalar değil, sevgililer değil, birbiriyle dövüşen ve bundan dolayı üzülen herkesi programda konuk etmeye karar verdik. Bunu buradan söylemek istiyorum çünkü bize müracaat eden, bize başvuran insanlar genellikle bir evliliğin bitiş öyküsünün ya da bir aşk ilişkisinin bitişinin bizimle paylaşması halinde oluyor. Biz artık bu skalayı genişletiyoruz. Yani programımızda kavga eden iki kız kardeşi bile ya da annesini arayan, uzun zamandır görmeyen bir evladı ya da birbirleriyle uzun süredir görüşmeyen iki erkek kardeşi veya kız kardeşi veya uzun süre oğlunu arayan bir babayı biz programımızda konuk etmek istiyoruz. Bunu buradan size duyurmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. O yüzden bu skalayı genişletiyoruz. Bu formatta bu yokmuş. Bunu biz koyduk. Yani sadece kızla erkek aşkının buluşmasının veya buluşamamasının hikayesi değil. Bu program artık geniş bir kardeşlik ve barış programı haline gelsin istiyoruz. Ve ilk programımızı açıyoruz. Evet. Ben bu bizim orkestramıza bayılıyorum. Bayılıyorum yani. Böyle ne güzel dumam tıs yapıyorlar değil mi? Çok sevimli çocuklar. Evet. Hepsi maşallah. Okumuş yazmış çocuklar. Hepsini beğeniriz biz. Saksafoncu bir öttür bakayım. Bakayım. Bakın. Bu programda benim en sevdiğim şey bu orkestrayı hiç kullanamamam. Hiç kullanamıyorum. Bunlar burada böyle devamlı oturuyorlar. Arada sırada boşluklarda sohbet ediyorum. O yüzden lazım. O yüzden siz biraz daha karışabilirsiniz işe. Yok yok, kızmıyorum. Tamam. Şimdi efendim ilk öykümüzü bir dinleyelim bakalım. Buyurun. Meral, öncelikle ben seni çok seviyorum. Bunu zaten ben sana her gün söylüyorum. Sen de biliyorsun, seni sevdiğim için her şeyi yaptım. Büyüklerimizi kırmamak şartıyla yaptım bunu. Atacağım insanları attım, tutacağım insanları senin için tuttum. Sen birinci plandasın. Ben de senin için birinci plandayım. Bilmiyorum, çocuklar konusu mesele bir şey değil. Ne bileyim, büyüklerimizi kırmadan çocukların meselesini halledelim. Yani Ramazan öncesi nikahımızı da kıyalım, ben hazırım. Ne zaman istersen. Yani biliyorsun Meral, yapılacak bir şey yok. Ben seni çok seviyorum. Sadece bunu söylüyorum. Dön. Şimdi bu dinlediğiniz beyefendinin adı Cumali. Cumali'nin hikayesi şöyle. Bir gün karısını... çok enteresan, karışık bir hikaye. Bakalım toparlayabilecek miyim? Şimdi kendi karısını boşuyor. Sonra imam nikahıyla Meral Hanım'la beraberlik yaşamaya başlıyor. Meral Hanım, doğru anlatıyor muyum ya? Bir dakika, bunu baştan alabilir miyiz? Ha? Devam et. Yani. Teşekkür ederim. Hocam, çok teşekkürler. Ya en iyisi kendisi gelsin anlasın. Cumali Bey'i bir alkışlayalım bakalım. Evet. Öykünüz o kadar karışık ki çok anlatmayı denedim. Kafam karıştı yani, beceremedim. Kafamda beceremedim. Siz bir anlatır mısınız öyküyü? Ben bile nasıl anlatacağım pek şey yapmam, çıkaramıyorum ama. Başlayayım bakalım şimdi. Şöyle, eşimle ben her ikimiz de ikinci evliliklerimizi yaptık. Evet. Benim eşimin, yani şimdiki eşimin iki tane çocuğu var ilk eşinden. Hah, iki tane kızı var. Çocuklardan zaten bir tanesi, büyük olanı benim yanımda. Hı. Ben yetiştirme kaydıyla aldım. Küçüğünü de zaten dedesi vermiyor. Bunu ben bakacağım, yetiştireceğim, büyüteceğim diyor. Hmm.
Bu arada tabii benim eşimde bu sefer problemler oluyor. Ben diyor çocuklarımın ikisini bir arada istiyorum. Kardeşleri birbirinden ayırmak istemiyorum gibi. Ben haklı. Diyorum, haklı, doğru. Hak da veriyorum. Bu kez dedesi hasta. Siz dedeyle beraber oturun. Ben mi? Ne var? Hani bir çözüm olacaksa eğer bu yüzden kavga çıkıyorsa. Dedeyi de alın, çocukları da alın, oturun hep aynı evde. Ama şöyle diyorum, zaten çocuk zaten diyorum eşime, Meral diyorum, çocuk dedesinde kalsın. 15 günde bir gidip alalım, haftada bir kere alalım, 15 gün bizde kalsın, bir ay bizde kalsın, iki ay bizde kalsın. Ama dede özlediğinde, alo dediğinde biz hemen çocuğu götürüyoruz zaten. Ya sırf bu yüzden şimdi problemler mi çıktı, ne oldu? Sırf çocuk meselesinden. Yoksa eşim beni sevdiğine ben eminim. Ben sizin ama zaten resmi nikahı yok değil mi aranızda? Var mı resmi nikahımızı henüz yapamadık. Yapamadınız çünkü bu olaylar çıktı. Çocuğun kimlik meselesi de oldu. Ayrılık. Zaten 1,5 senelik beraberliğimiz var. Çocuğun kimlik meselesinden dolayı, ufak çocuğun kimliğini çıkaramadığımız için. Niye çıkaramıyorsunuz kimliği? Şimdi benim eşim ilk eşinden ayrılmış. İlk eşi kayıplara karışmış. Nerede? Fakat yok bu adam? Yani adamı buluyorsun, kimlik çıkarmıyor. Kimlik çıkarmayınca mahkeme kararını alamıyoruz. Boşanmışlar. Boşanamıyorsunuz. Dosya duruyor. Boşanmışlar. Anladım. Boşanamıyorlar yani. Boşanmışlar. Evet. Ama kararı elimize alamayız. Karar elimize alacağız ki başlayalım, nikah yapalım gibi. Karar gelmeyince. Karar olmayınca. Kadın evli gözüküyor şu anda. Evli görünmüyor. Çocuğun kimliği olmadığı için. Peki sizin evlenmeniz için çocuğun kimliğe ihtiyaç mı var? Tabii. Niye çocuğun öyle? Kimliği. Çocuk şimdi açıkta kalıyor ben Meral'le evlenirsem. Ha. Oysa dosyaya çocuğun kimliğinin girmesi lazım. Enteresan bir hikaye ya. Çok enteresan. Kimliksiz bir çocuk dolaşıyor. Kimliksiz bu çocuğun adı soyadı var. Fakat bir nüfus hüviyet cüzdanı mı yok? Nüfus hüviyet cüzdanı yok. Yani cüzdanı çıkarınca mahkemeden kararımızı alacağız. Eşimin kararını alacağım. Allah Allah. Bakın ben yani devlet bir evliliğe engel olabilirmiş. Yani ben böyle bir hikaye ilk defa duyuyorum. Sayın devletimiz versin bu kağıdı. Babayı beklemeden olmuyor. İşte şimdi annesi müracaat etti tek başına. Kimliğini çıkardığını duydum. Bu ayrılığımız süresince kendisi çıkarmış. Yani zaten benim becereceğim bir şey değil. Tabii. Benim soyumdan bir çocuk değil. Sizin ben çocuğunuz falan yok Meral Hanım. Benim yok. Çocuğum yok. Siz Meral Hanım'ı merak ediyor musunuz? Ben de merak ediyorum. Bir bakalım nasıl bir hanımefendi. Bu binada öyle bir oturmuyor. Meral Bey. Meral diye birini tanımıyorum. Anne babasının yanında olabilir mi? Meral, bir Zinet ablanın kızı var. Meral o da Zinet miymiş annesi? Olabilir. Çocuklar gösterir ama burada değil. Ben şurada. Ne için? İyi akşamlar Meral. İyi akşamlar. Size bir mesajımız vardı. Bu ne için? Anladım ben. İster misiniz bir dinlemek seyretmek? Arabamız hemen şurada. Bilmiyorum ki. Cumali mi? Kızım niye aradın? Ben aramadım ki. Hayır. Dur bakalım. Çekme bir dakika. Kimse yollamadı bizi. Ben senin hayranım biliyor musun? Şimdi hayranım da var. Meral o mu Meral? Evet. Beyaz ayaklı olan. Evet o konuşan da babası. Kendisine haberi yok zaten. Karşı taraftan mesaj getirdik. Kasetli bir mesaj var. Evet. Onu seyredecek kendisi. Yani. Bir karar verecek eğer arzuluyorsa. Ben televizyonda göreceğim zaten kim istediğini. Tabii buyurun. Göreceksiniz. Sağ olun. Dur bir dakika. O Meral Hanım'dı değil mi? Evet eşim. O sesi gelen kaba... Kayınpederim. Kayın sesli yani böyle kalın sesli arkadaşımız kayınpeder. Kayınpederim evet efendim. Problemimizin kaynağı kayınpeder mi? Yok kayınpederim aslında çok iyi bir insandır. İyi bir insandır. Yalnız fakat torununa çok düşkün olduğu için torunu yani istiyor. Kızının ve çocuklarının torunlarının yanında yaşamasına bile razı adam. Kayınpederle olan ilişkiniz nasıl kesildi sizin? Kesildi mi ilişki? Biraz kavga falan var mı? Yok hiçbir şey yok. Ben hiçbir saygısızlık yapmadım kendisine. Asla da yapmam zaten. Gidip ikna edin kayınpederi ya çocuğu da bizle kalsın niye ısrar ediyorsunuz diye. Konuştum. Dedim ki baba dedim ömrünün yettiği yere kadar siz bakın dedim. Sonra dedim ben devralırım ben bakarım dedim. Olur dedi ben bunu büyüteceğim dedi. Büyütsün. Eğiteceğim dedi, hemşire yapacağım dedi. Bunlar şimdiden rahat hesabını olsun, yapıyor. Evet. Şimdiden onların hesabını yaptı. Benim için fark etmiyor yani.
hemşire yapacağım diyor. Büyüteceğim onu diyor. Onu diyor hiç sen görme diyor. Ha annesi diyor ne zaman gelse diyor alıyor diyor. Gerçekten öyle. Biz ne zaman gitsek arabayla kapısına yan açsak çocuğu alıp gidebiliyoruz tabii yani. Biz kayınpeder yaşına gelmediğimiz için bilmiyoruz yani çocuk torun da kendi evladı gibi. Çok, çok düşkün. Yani çok düşkün. Ben diyor şeker hastasıyım diyor. Şekerim yükseliyor diyor. Kalbim var diyor. Bu kez de düşünüyoruz yaşlı adam diyoruz. Kırmayalım. Kırmayın tabii kırmayın. Biz de kırmayıp çocuk... Bir problem yok o zaman. O çocuğa baksın siz de burada oturun tek çocuğu ayırmayalım diyorsunuz tabii. Problem oradan kaynaklı. Eşim öyle istiyor. Evet. Eşim nitekim razı da oluyor. O da babasını kırmak istemiyor. Hmm. Bilemiyorum işte yani. Meral'le nerede tanıştınız Meral Hanım'la? Meral Hanım'la bundan yaklaşık 1,5-2 sene önce tanıştık. Nerede? Çocuk kucağındaydı, Ümraniye'de tanıştık. Hı-hı. Çocuk kucağında hava da yağışlı gibi, soğuk gibiydi. Hı-hı. Ben arabayla geçiyordum. O dönemde ben taksi şoförüydüm, taksiydim. Acil bir şekilde gidince ben de taksi olarak durdum. Hı-hı. Çocuk hasta gibi bir hali vardı. Götüreyim dedim ben sizi hastaneye. Hastane zaten yaklaşık 1-2 kilometre mesafe gibi bir şeydi. Hastaneye götürdüm. O tabii para veremeyince dedi ki ben dedi borcumu ödemek istiyorum size dedi. Yok dedim fark etmez dedim. Ödersiniz dedim olabilir dedim. Hayır dedi siz telefonunuzu verin dedi ben borcumu ödeyeyim dedi. O arada bana kimliğini de verdi. Ben dedi şey yapmam dedi. Buradan dedi gelirsiniz adresimden veya muhtardan bir yerden paranızı alırsınız. Yani tanışmamız öyle oldu. Ay ne güzel hikaye. Sonra siz gittiniz kimlik elinize adres. Evet. Parayı almaya gittiniz ama aslında. Tanıştık. Ama yani o arabada bir babasının, aranızda bir elektrik bir şey oldu mu? Elektrik şöyle, babasının çocuklarına bakmadığını, zorlandığını, işte böyle dertler yanıyor gibi şey oldu. Hmm. Yani söyleniyordu kendi kendine. Benim de ilgimi çekti o dönemde, ben de bekardım. Meral Hanım evliydi o sırada. Ayrılmışlar, mahkemeye vermişler. Ayrılmışlardı. Mahkemeye vermişler, çocuğa tek başına bakmaya çalışıyordu. Babası almış başına gitmiş yani, eve de bakmıyor durumdaydı. Siz götürdünüz kimliği ona? Kimliği götürdüm. Paranızı aldınız mı? Paramı aldım. Tanışmış olduk. Peki parayı verirken almamazlık ettiniz mi? Yani rica ederim falan gibi bir şey oldu mu? Tabii ki almamazlık ettim ama o zorlayınca almamak da yanlış olur diye almak zorunda kaldım. Sonra ne oldu? Nasıl ilişkiniz gelişti? Sonra işte dertleşince... Nerede dertleşiyorsunuz? Telefonda. Siz telefonda parayı aldık gittiniz orada bir şey olmadı mı? Olmadı. Telefonunu telefon aldınız, numarasını aldım. Aldınız. Derdiniz olunca konuşuruz, dertleşiriz gibi tamam. Bir arkadaş gibi. Aradınız sonra? Aradım, konuştuk. Buluşmanız nasıl oldu? Hadi gel buluşalım artık dediniz mi? Epey dönemden sonra oldu. Yani neyse, ben bekar olduğumu söyledim kendisine. Epey dönem geçti. Günün birinde buluştuk. Nasıl oldu o? Nerede buluştunuz? Yine evine yakın bir yerde buluştuk. Neresi o? Park mı? Yani Ümraniye. Kafeteryadan buluştunuz. Parkta buluştuk. Geldi. Geldi, arabaya bindi. Hı-hı. Biz Çamlıca'ya gittik. Dertleştik, konuştuk. Yağmurlu bir gün müydü? Nasıl bir gündü? Yok, yağış falan yoktu. Abi, güneşli bir gündü. Güneşli gibi hafiften bir güneş vardı. Benim de gayet ilgimi çekti. Böyle olacağını ben bugüne de bu noktaya geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Hele ki bu noktalara geleceğimi hiç aklıma getirmiyordum. Orada el ele tutuştunuz mu? Nasıl bir gelişme oldu mu öncesinde? Elini hemen tutmadım zaten ben. Konuştuk. Öncelikle biz el tutma, birbirimize dokunmanın dışında destek amacıyla yani onun bana destek, benim ona destek gibi. Ben zaten yalnızdım. Onun da yalnız olduğunu hissettim. Bu yalnızlıklar ikimiz arasında birleşince belki de noktalanacağını, iyi bir şey olacağını düşündüm. Hı hı. Yani el tutma falan olmadı. Aynı evde oturmaya başladınız mı? Bir ara. Sonra babasıyla falan tanıştım ben. Hı hı. Annesiyle tanıştım. Ablası iyi bir insandır. Tanıştık. Bu müddet boyunca biz zaten boşanmış olduğu için imam nikahıyla biz beraber olduk. Resmi nikah zaten önemli değil, benim için de önemli değil. İmam nikahıyla birlikte oturduk. Oturdunuz yaklaşık beraber. Yaklaşık 1,5 sene falan beraberdik. En mutlu bir durum hatırlıyor musunuz? Çok. Biz her zaman mutluyduk. Meral her zaman da beraber, mutluyuz. Onu gördüğünüz her dakika da mutlu olduk. Şu anda bile heyecanlıyım. 1,5 sene değil, 15 sene değil. Ne bileyim ben işe giderken seni seviyorum derim, öperim giderim. Akşam geldiğimde öperim. Ne zamandır görmüyorsunuz? Yaklaşık 10 gün, 15 gün oldu. 10-15 gündür görmüyorsunuz. Biz devam görüşmeler. Edelim bakalım Meral Hanım ne diyor bize. Tahmin edebiliyorum kimden olduğunu. Cumali'den değil mi? Söyleyelim isterseniz. Meral, öncelikle ben seni çok seviyorum. Bunu zaten ben sana her gün söylüyorum. Sen de biliyorsun, seni sevdiğim için her şeyi yaptım. Büyüklerimizi kırmamak şartıyla yaptım bunu.
atacağım insanları attım, tutacağım insanları senin için tuttum. Sen birinci plandasın. Ben de senin için birinci plandayım. Bilmiyorum, çocuklar konusu mesele bir şey değil. Ne bileyim, büyüklerimize kırmadan çocukların meselesini halledelim. Yani Ramazan öncesi nikahımızı da kıyalım, ben hazırım. Ne zaman istersen. Yani biliyorsun Meral, yapılacak bir şey yok. Ben seni çok seviyorum, sadece onu söylüyorum. Meral Hanım sizi terk etti. Neden sizce? Çocuk meselesinde. Bu çocuk meselesinde ya babam ya sen durumuna geldiniz siz. Evet. Çocuk meselesi. Çocuk başka meselesi. Bir şey yok. Meral Hanım'ın annesi galiba size karşı anladığım kadarıyla. Neden öyle biliyorum bir karşılık var? Yani her ikimiz de ikinci evliliğimi yaptığımız için herhalde. Ondan hazmedemiyor kadın. Belki haklı ama yani bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Bu saatten yani sonra. Bu şeylerde ailelerin insan arasındaki yani çiftler arasındaki ilişkiye karışmasını bir türlü anlamıyorum. Yani siz Meral Hanım'la beraber olmak istiyorsanız buna kimsenin karışmaması lazım diye düşünüyorum. Siz burada kafa sallıyorsunuz ama kendi kızınız olunca nasıl karışıyorsunuz değil mi? Kendi çocuklarınız olunca burnunuzu sokuyorsunuz. Burada evet evet diyorsunuz. Karışmıyoruz, yapıcı oluyoruz. Karışmıyorsunuz, yapıcı oluyorsunuz. Tebrik ederim. Sizi tebrik ederim o zaman. Peki Meral Hanım acaba yanımızda bir yerlerde, kapının arkasında veya şuralarda bir yerdeyse gelse de siz onu görmekten mutlu olsanız herhalde istersiniz görmek değil mi? İyi bir bakalım İstemem burada mi? Mı ha? Ne dersiniz? Bir alkışlayalım gelsin. Evet. Gel buraya Banu'cum. Hocam. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Sağ olun. Bu konularda, bu durumlarda konuşma yapmak çok zor bir şey. Fakat en azından tebrik ediyorum cesaretinden dolayı bizi burada geldiğin için teşekkür ederim. İyi bak. Sağ olun. Bence buraya nasıl cesaretle geldiyseniz kapısına çiçek alın, çiçekle gidin. Gelinliği de çıkarın oradan Meral Hanım. Ne dersiniz? O zaman deneceğim. Olmayacak bir şey değilmiş gibi geldi bana. Deneyeceğim sizi efendim. Sizi seviyorum. Bizi arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 0072, 0212 324 0073, 0212 325 7925 ve 0212 278 2727. Bir dinleyelim bakalım bize kendisi ne anlatmış hikaye olarak. Evet. Merhaba bir tanem.
sana her şeyi tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Duygularımı ve düşüncelerimi biliyorsun. Tek bir şey istiyorum senden. Bir tek fırsat istiyorum. Bana bu fırsatı tanırsan... seni bunca zamandır... çok rencide ettim insanların yanında. Seni kazanmak istiyorum. Şimdi bu gördüğümüz arkadaşımız... çok tatlı bir delikanlı. Hafif bizim gibi yani böyle serseri ruhlu dediğimiz tiplerden. Çok az çalışmayı seviyor. işte biraz futbol oynamayı seviyor. Hani büyümeyen tiplerden. Öyle, onları ben çok severim, öyle insanları. Bir türlü sorumluluk sahibi olmazlar. Bir türlü büyümezler, çoluğa çocuğa bakmazlar. Hayır, Bülent Bey şimdi gelecek, arkasından konuşmuyoruz. Onun da yüzüne de söyleyeceğiz. Bülent Bey'i bu sefer alkışlamayalım, merakla bekleyelim bakalım. Bülent Bey geliyor mu? Geliyor mu buraya? Sessizce geliyor mu? Bülent Bey bakın, arkanızdan konuşmuyorum, önünüzden konuşuyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Şöyle alayım sizi. Bülent Bey'i ben seviyorum çünkü tam böyle hayatı yaşamak için gelmiş dünyaya. Bu kendi kişiliğinizden probleminiz veya rahatsızlığınız var mı? Yok. Yok. Alkış. Bravo. Bence dünyadaki en büyük haksızlık ne biliyor musunuz? İnsanın tabiatını değiştirmeye kalkmak. Bence tabiat, yani Tanrı'nın en, yani günah yazmışsa, bir liste çıkarmışsa, karşındakini değiştirmeye kalkıyorsan günah işliyorsun. Tabii kardeşim, öyle seveceksiniz. Tabiatla oynamayın. Tabiatıyla, insanların tabiatıyla... Siz onu değiştirmeye kalktınız mı? Ben onu her konuda serbest bıraktım. Hiçbir zaman için değişiklik istemedim ondan. Bugün seyircimiz muhteşem, performans çok iyi. Teşekkür ediyorum. Aydan Hanım'la aradaki problemi o zaman nasıl anlatacaksınız bize? Neydi o problem? En büyük sorun Sinan Bey... İşsizlik. Hı hı. Yani şimdi biraz evvel siz de söylediniz. Yıllardır futbol oynadım. Profesyonel olarak da oynadım. Futbol oynayan bir insanın bir ne bileyim artık. Yani sıradan bir işte çalışması gerçekten zor. Yani o denli sosyal faaliyetleriniz oluyor ki öyle çevrelere, öyle ortamlara giriyorsunuz ki yani bir vasıfsız, zaten vasıfsız oluyorsunuz. Başka bir mesleğiniz olmuyor ister istemez. Öyle olunca da herhangi bir yere girdiğiniz zaman vasıfsız olarak giriyorsunuz. Sıradan bayağı bir insan konumunda oluyorsunuz. Oysa çok büyük yeteneklere sahipsiniz. Ben hep şunu istedim. Hiç maddiyatı göz önünde bulundurmadım. Çalıştığım iş yerinde, çalışmak istediğim iş yerinde. Yeter ki bana bir sorumluluk verilsin istedim. O işte kendi işim gibi çalışayım istedim. Parası önemli değil olsun istedim. Yani sıkıcı olmasın istedim. Üretken olmak istedim. Bir iş yerinde çalıştınız mı? Hava yollarında çalıştım. Sözleşmeli olarak girmiştik. Bu krizden dolayı çıkardılar. Hangi ve inanın bu? Bu işte Rusya krizi falan bir ara vardı. Hmm. İnanın 45 milyon maaşla çalıştım. 45 milyon maaş benim bir haftalık masrafım belki, yani o denli düşünün. Gecenin saat 3'ünde kalktım, 4'te servise bindim, 5'te oraya gittim. Ve bir fiil hamallık yaptım, açık söylüyorum. Uçaklarda yükleme boşaltma işinde çalıştım. Yağmur, kar dinlemeden. Ama çıkardılar. Niçin? Sırf çalışmıyor denmesin diye. Çıkardılar, işsiz kaldım. Yani bu arada meslek de olmuyor insanın elinde. Hangi kulüpte oynadınız futbol? Ne zaman? Ya yaklaşık bir 9 sene falan profesyonel oynadım. Nerede oynadınız? Süleymaniye Sirkeci'de oynadım. Kasımpaşa'da oynadım. Adıyaman'da oynadım. İkincilikte mi? Birincilikte? Üçüncülük. Evet. Üçüncülükte. Orada bir profesyonel para veriyorlar mıydı oynarken? Şimdi benim oynadığım dönemlerde fazla bir şey yoktu yani. Onlarla pek bir şey yapılabilecek gibi değildi. Kaç sene önce bıraktınız futbolu? Yaklaşık. Hala oynuyorum. Oynuyorsunuz. Hala amatör olarak oynuyorum. Hı hı. Ama tabii geliri ne derece? Yok. Kaç yaşındasınız? Yaş 35. Aydan Hanım'la ben gittim görüşmeye. Hı hı. Bir Aydan Hanım'ı dinleyelim, sonra tekrar sohbet edelim. Aydan Ertürk'e gidiyoruz efendim.
Aylin Hanım'ı ziline bastık. Merhaba. Merhaba. Aylin Hanım nasılsınız? Ben Sertan ablasıyım. Peki Aylin Hanım'la görüşebilir miyiz? Biz rahatsız etmeyelim, içeri girmeyelim. Aydan Hanım evdeler mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Sizi alayım mı ben biraz dışarıya? Aşağıya hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir çay içer miyiz aşağıda? Sen kabana. Çok teşekkürler. Dur bir dakika. Dur. Bu bize şu anda gülen Aydan Hanım'ın ablası. 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 Aydan Hanım'la nerede tanıştınız efendim? Aydan Hanım'la görücü usulü tanıştık. Görücü usulü. Nasıl oluyor bu görücü usulü? Görmeye gittiniz. Bir başkaları söyledi. Annemler falan daha önce görmüşler düğünde. Hı. Rahmetli babam falan görmüş. Hı. O zamanlar işte takılmış ona gelinlik falan diye. Hı. Onun bir dedesi vardı. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Hı. Yani düşünüyorlarmış. Öyle bir şey düşünmüşler. Bana söylediler. Ben de çünkü pek evlenmeyi düşünmüyordum. Hı. O zamanlar. Yani kafama göre bir insan arıyordum her şeyden önce. Gideyim göreyim dedim. Gittim, nasıl gördüm. Gittiniz gördünüz? Kaç sene önce bu olay oluyor? 90 senesi. Bundan 10 sene önce gittiniz. Evet. Nerede gördünüz ilk? Kendi dükkanı vardı. Bayan kuaförüydü. Hı. Tek başınıza gittiniz görmeye. Hayır, yok tek başına değil. Ablasıyla birlikte çalışıyordu. Ablasını... O arada ben teyzemle beraber gittim. Halamla. Hı. Gittiğimde beni içeri almadı. Kapıyı suratıma kapattı. Neden? Ya bilmiyordu bazı şeyleri. Erkek giremez tabii ki bayan kuaförü olduğu için. Hı. Ben de içeri girmek istedim. O an kapı suratıma kapandı. Tabii dışarıda bekledim. Onlar da bir bahaneyle işte çocuğa git bir şey al gibilerinden, pastaneden dışarıya çıkardılar. Dışarıda gördüm. Okey dedim. Görünce okey dediniz. Görünce okey dedim. Enteresan. Zaten aile olarak birbirlerimizi tanıyoruz. Hmm. Aynı yörenin insanlar olduğumuz için. Ya o anda gidip konuştunuz mu mesela? Yok, yok konuşmadık. Kesinlikle konuşmadık. Ne zaman konuştunuz? Bilare işte bir iki gün sonra onların evine gittik. Evet. Gittik yani haberleri olmak kaydıyla gittik. Hı, çiçekler, pastalar. Evet gittik. Öyle bir ön görüşme oldu. O akşam kendisi dükkandaydı. Dükkandan geldi. Yukarıda işte konuştuk. Bir 15-20 dakika, bir yarım saat. Hı. İşte ablası, enişte yani onun beyi. Hı. Ben ve Aydan Hanım. O arada çok cana yakın geldi. Ne bileyim yani o anda. Bu tam benim hanım olacak bir kadın diye düşündünüz öyle mi? O kadar düşünmediniz. O kadar düşünmedim. Hemen okey dedim. Okey dedim. Okey dedim yani. Sonra peki evlenme teklif ettiğiniz bir an oldu mu? Zaten daha sonraki görüşmemizde 3-4 gün sonra tekrar gidildi. Söz kesildi. Siz bu arada hiç ikiniz baş başa görüşmediniz. Tabii görüşmedik. O konuşmanın haricinde görüşmedik. Niye, yasak mı? Yok yasak değil. Babası, annesi çok medeni insanlar. Hmm. Hatta babası istemeye kalktığımızda yani istediğimizde ben bir şey söylemiyorum dedi. Hı. Onlar dedi geçsinler, dolaşsınlar dedi. Bravo baba. Bir tabii çok medeni, gerçekten iyi insanlar. Hı. Dedi kararını versin dedi yani isterlerse birbirlerini dedi. Bize dedi hiçbir şey düşmez dedi yani. Hayat neticede sonunda onların bravo, hayatı dedi. Bravo. Ve biz de dolaştık bir hafta falan. Bir haftada bayağı birbirimizi sevdik. Hem de çok sevdik. Sonra evlenmeye karar verdiniz. Ondan sonra ben işte Adıyaman'a gittim. Transferim Adıyaman'aydı. Adıyaman Spor'da oynuyorsunuz. Tabii, oraya gittim. Hı. Oradan da dönüşte işte düğün yaptık. Dönüşte düğün yaptık. Adıyaman'da ne kadar kaldınız? Adıyaman'da 3 ay falan kaldım. Epey gol attınız mı Adıyaman'da? Defans oynuyordum ben, olmadı. Defans. Ne oldu? Tebrik ederim seni, hiç üzülme. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. Gül gitti, kendini sever. Diken de gülünü sever. Bravo. Tebrik ederim. Şimdi biz bir Aydan Hanım'ı dinleyelim, ne yapıyor bakalım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, buyurun. Sizi alayım mı ben biraz dışarıya? Aşağıya hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir çay içer miyiz aşağıda? Sen kabana. Çok teşekkürler. İçeri buyursaydınız. Yok, biz aşağıya alalım sizi çünkü aşağıda size bir şey söyleteceğim. Ne güzel evet, çocuklar var bir sürü. Evet, evet, misafirimiz de var. Evet. Aydan Hanım'ı biz aşağıya iniyoruz. Kameramanımızdaki enerji bugün sonsuz. 20-30 merdiveni 10 saniyede indiler. Bu kim bu? Bu ne var? O ne bre? Vay vay, nasılsın? İyiyim. Senin adın ne? Onur. Ne o ne? Onur. Onur ha, o Onur.
Onurcuğum, annenin peşinden ayrılmıyorsun elinde. Cimbo musun sen de? Babaların işsizliği çekmez. Ama artık Bülent'e bir iş yaptık galiba. Buyur efendim. Biraz otur, dur, gel. Onur. Cimbo bu. Kaçın sınıftasın? Vay be. Pederi görüyor musun? Ne zaman gördün en son? Hiç görmedim ki. Ruzu hiç görmedin mi? En son ne zaman gördün diyorsun? 6 ay önce mi? 3 ay önce mi? Nasıl hiç görmedim diyor bu ya? Yok canım, görüyor yani. Abi hepimizi ağlatmak mı istiyorsun artist? Yani. Artist kendi... Kimi gördün mü diyor babanı? Babanı gördün mü diyorum, görmedim diyor. Ha, babanınla gizli gizli görüşüyor musun? Plan proje yapar. Bence bunların arasında bir plan proje var. Yani her zaman gibi vardır. He, şimdi Bülent Bey'den bir mesaj gelmiş, dinleyelim. Ondan sonra dedikodusunu yaparız. Merhaba bir tanem. Sana her şeyi tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Duygularımı ve düşüncelerimi biliyorsun. Tek bir şey istiyorum senden. Bir tek fırsat istiyorum. Bana bu fırsatı tanırsan seni bunca zamandır çok rencide ettim insanların yanında. Seni kazanmak istiyorum. Maalesef bu iş olmayacak. Ben yani kendisine çok söyledim. Ama kendisi beni anlamak istemiyor. İstediği kadar anlamasın. Şahsen ben bu işi bitireceğim. Aydın Hanım çok kararlı gözüküyor. Bu işi bitireceğim diyor. Siz daha önce ayrıldınız mı bir kere daha? Oldu, bir iki kez oldu. Neden? İşte böyle bu tür tartışmalar yani, işsizlik konusu bilmem ne yani. Evde huzur yok yani. Yani huzursuzluk benim işsizliğimden kaynaklanıyor. En büyük sorun o. Bir de işte o çalışıyor. Hı hı. Benim çalışmamam. İnsanların yanında yani şimdi mesela bir akrabası geliyor soruyor işte nasılsın, iyi misin? İşte Bülent ne yapıyor, çalışıyor mu falan dediğinde. Yok çalışmıyor dediğinde boynu bükük oluyor, üzülüyor. Onun haricinde daha önceki yıllarda bir takım hatalarım oldu. Ne gibi? Yani zamparalık diyeyim ben size. Bu şekilde söyleyeyim artık, ne diyeyim Tebrik yani. Tebrik ederim. Bakın itirafları severiz, böyle itirafları. Hatalarım oldu. Ama son 4 senedir falan kesinlikle en ufak bir insan da hayatıma girmedi. Girmeyecek de bundan Peki sonra. Peki şimdi Türklerin şöyle bir lafı vardır. Karda yürü, izini belli etme diye. Ben bu lafı hiç sevmem de. Evet. Kadınlar hiç sevmez zaten değil mi? Herhalde yani. Siz karda yürüdünüz, iz belli ettiniz. Ben kendim söyledim. Başkasından duyacağına benden duy dedim. Ben böyle bir hata yaptım dedim. Kendim söyledim. Ama mesela bence buna da karşıyım ben. Yanlış yaptım. Yani şimdi gidiyorsun bir halt karıştırıyorsun neyse, bari söyleme yani. Evet. Bir de söylüyor. Ama hem sevdiğim çok sevdik diyor. Evet. Aldatmaya gidiyor. Ben bu sevgiyi anlamadım o zaman. Tebrik ederim. Evet. Niye aldatıyorsun kardeşim? Oradan fırlayıp yani bize çok şimdi çok kızdı. Diyor, hem evet. Aldatmaya gidiyor. Nasıl sevgidir? Evet. Yani dön diyorsun şimdi. Nasıl dönsün? Dönmez. Ama bir dakika. Bir kere mi oldu bu aldatma hikayesi? Şimdi seven kadın bir kerelik affeder. Öyle bir şey vardır. Böyle bir şey var mıdır? Seven kadın bir kerelik affeder. Erkeğin hakkı birdir. Böyle bir şey yok galiba. Hiç yok, öyle bir af yok. O zaman anlatmasın bari de bu iş bitsin. Yani benim fikrim o. Yani erkek denen adam türü, yani bu canlı türü maalesef böyle şeyler yapıyor efendim. Yani erkeğin kanında var. Şimdi efendim, bu tabiatın onlara öyle bir görev vermiş tabiat. Ay biz şimdi hayatta bir erkeğin safında olayım dedim. Şimdiye kadar hep kadınların safında konuşuyorduk. Yani erkekler en azından şu hocam. Yani bari bu işleri karıştırınca bir de gidip anlatma nereden çıkıyor? Bunu niye yapıyorsunuz yani? Zamanında yaptık işte, hata yaptık. Hata olduğunu biliyorum. Ben kendisine şunu da söyledim. Bu zamana kadar yaptığım hataların hepsini bir kenara bıraktım. Yani
Her şeyin kıymetini yeni anladım. Özellikle senin kıymetini, değerini yeni anladım. Ama işten geçti. Yani seni kaybetmek, en büyük cezayı bana seni kaybetmekle verdim dedim. Yani bunun üzüntüsünü yaşadım. Yaklaşık 1,5 ay falan inanın sabahlara kadar uyumadım ve gözyaşı döktüm. Kilo verdim, bayağı kilo verdim. Dönse de dönmese de yerden göğe kadar haklıdır. Ama bir şans istiyorum ondan. Evet, evet. Bir fırsat istiyorum. Yani son verilecek olan bir fırsatla hiçbir şey değişmez. Her şey onun istediği gibi olacak. Peki bir şans vermiş zaten size. Son şans vermiş yani. Şimdi o onu da şöyle izah edeyim. Şimdi biz eski insanlar, buradaki büyükler de bilir. Evdeki insanın eşi işte dövse de, bağırsa da, çağırsa da çocuğu vardır, sineye çeker, kadındır, bilmem ne. Çevremizde de hep o tür insanlar gördüğümüz için belki o şekil düşünüyordum o zamana kadar. Ama eşimi kaybedebileceğim fikrine kapıldığım an o insanın biraz evvel de söylediğim gibi değerini ve kıymetini anladım. Benim eşim hiçbir şeye layık değil dedim. Yani yapmış olduğum hataların hiçbir şeye layık değil dedim. Onun kıymetini anladım ama kendisine de söyledim bunu. Her şeyin kıymetini anladım ama işinden geçti diyorsun. Seni kaybettim dedim. Bu da bana yetti dedim yani. Bunu söyledim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Aydın Hanım'la konuştum. Aydın Hanım diyor ki ben kendisine gereken şansı verdim dedi. Yani siz bu şansı kullanamamışsınız. Onun değerini anlama meselesinde o benim değerimi hala anlamış değil diyor. Son ayrılığımıza kadar doğru söylüyor. Şu ayrılık, bak ben dua ediyorum, iyi ki bu ayrılığı yaşamışım diyorum. Belki yaşamasaydım, ilk bir hafta içerisinde dönmüş olsaydı aynı Bülent devam edecekti belki. Hı hı. Ama şu son ayrılık, biraz da uzaması, onun tavrı, ciddi oluşu, tavrı bana bazı gerçekleri gösterdi yani. Erkek genellikle kaybettikten sonra değerini biliyor karısını. Kaybetmeden evvel elinin avucunda top gibi oynuyor, eziyor, gereken her türlü kabalığı yapıyor. Fakat kaybettikten sonra ne kadar değerli bir insana sahip olduğunu anlama şansı buluyor. Acaba bunun bir çaresi yok mu? Yani televizyon ekranlarında bizi seyreden insanlar şu anda eşlerinin ne kadar değerli olduğunu bir an için gözlerini kapatıp düşünüp de kaybetmeden değerlerini bilme şanslarına sahip olsalar daha iyi olmaz mı? Şimdi Bülent Bey inşallah Aydın Hanım size bence bir şans daha verse iyi olur. Çünkü kadınlar bu acıları çektirip erkekleri adam ediyorlar. Sonra adam ettikleri erkeği de başka bir kadına kaptırıyorlar çünkü bırakıyorlar. Doğru. Aydın Hanım şimdi yetiştirip büyüttüğü Bülent Bey'i koca olarak belki bundan sonra mutlu olacaklar ama o kadar sıtkı sıyrılmış ki istiyor mu istemiyor mu şimdi anlayacağız. Şunu da söyleyeyim. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Ben ona ismiyle pek hitap etmem. Her şeyi onunla paylaşmak isterim. Televizyonda bir program dahi olsa Aydan gel derim, canım gel derim, bir tanem gel bak seyret derim. Yani her şeyi onunla paylaşmak istiyorum. İşte benim yapmış olduğum hatalardan dolayı onun bana yapmış olduğu surat, yani surat yapıyordu mesela, suratını asıyordu, gülümsemiyordu. Hep istediğim şey tebessüm etmesiydi. Etmeyince ben kendi kendime şunu soruyordum. Ya diyordum ben bu insana hep bir tanem diyorum, canım diyorum, bir dediğini iki etmemeye çalışıyorum. Yeter ki benden bir şey istesin diye düşünüyorum. Yani böyle davranmama rağmen niye bana bu suratı yapıyor diye zoruma gidiyordu. İster istemez tahrik oluyordum. Zaman zaman da bağırıyordum. Bağırınca cevap veriyordu. Cevap verince de tartışma büyüyordu. Ondan sonra ne oluyordu? Bu sefer sinirlenince insanın ağzından akla gelmeyecek şeyler çıkıyordu. Bu sefer de ne oluyordu? Evi terk etmek zorunda kalıyordu. Bazen git diyordum artık. İstemiyorum seni gibilerinden konuşuyordum. O da insan oldu tabii. Çekip gidiyordu. Gittiği zaman da bu sefer ne oluyordu? Ayrılık. Al sana ayrılık oluyor işte. Al sana ayrılık. Oluyor işte. Şimdi yani, bakalım bu ayrılık burada bitecek mi? Ve belki de ayrılık bir şans daha verecek mi? Bir bakalım.
Yine aynı an. Hep aynı an. Bir daha açabilir misiniz acaba? Aydan Hanım, 5 dakika oturun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Aydan Hanım çok sinirli Bülent Bey. Artık bizim programımızın hatırı için haklısınız. Ama Bülent Bey de biraz evvel hepimize söyledi ki ciddi bir hatalar zinciri diyelim. Bir tek hata da değil. O yüzden teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bülent Bey bana bir şey demiştiniz, sizinle konuşurken bana söz vermiştiniz. Söylemek istediklerinizi bence rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Sizi baş başa bırakmamı ister misiniz? Ya söyleyecek zaten bir şey yok. Hı-hı. Ben kendisine söyledim. Yani dönmeyeceğimi beyan etmiştim. Kendisi de biliyor. Hı-hı. Ama bir şans daha verin. Yani çok şans verdim ben ona. Kendisi de biliyor. Bir yanınızın geleceğini düşünmen lazım. Bir yavru köksü büyüdüğü zaman onun sorumlusu bir yerden ulaşır çıkar, bir yerden ulaşır çıkar. Sonra gezsiniz, gezemezsiniz. Bir kere daha şans vermeniz lazım. Ayrılmak çok kolay ama sonrasını düşünün lütfen. Çocuk var. Ben bilim sizi. Bence son bir şans için kendisini kuvvetle alkışlayalım. Arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 çift 072, 0212 324 çift 073, 0212 325 79 25 ve 0212 278 27 27. Yüksel Bey bize telefon edip arayıp buldu bize ve kendi hikayesini anlattı. Çok tuhaf bir hikaye. Önce bir dinleyelim bakalım ne diyor. Bir çocuğumuz var, bunu biliyorsun. Seni her zaman seviyorum. Ve seveceğim ve söz veriyorum. Senin mutluluğun benim mutluluğum diyorum. Bunu biliyorsun, mutlu olamadık. Olmak istedik, sen ve ben. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bazı kişilerin yapmış olduğu hataların acısını bizler çekiyoruz. Bu vicdan azabıyla beni yaşatma. Yüksel Bey'in de iddiasına göre ona bir büyü yapılmış. Allah. Bu büyü nasıl bir şeyse birkaç programdır var başımızda. Yani Yüksel Bey'in iradesi dışında kendisine bazı hayatlar sunulmuş ve onları yaşamış. Yani istememiş Yüksel Bey. Onu yaşattırmışlar. Yani bu tutma durumu nasıl olmuşsa Yüksel Bey'in ağzından dinleyelim. Banu Hanım, Yüksel Bey yakında mı? Durmaz mısınız? Hocam bu büyü yapma işi nasıl oluyor ya? Büyü mü yaptılar diyorsunuz?
Vallahi Sinan Bey ben de bilmiyorum. Bilmiyorsunuz ama enteresan, bilinmeyince büyü yaptılar gibi oluyor diyorsun. Yani biliniyor. Büyü var yani. Tabii mutlaka. İkimizin üzerinde bir büyü var. Tabii ikimiz de biliyoruz bunu. Siz mutlu mutlu bir evlilik yaşarken Allah, yani Allah göstermesin tabii, böyle bir şey nazar olarak açıklıyorsun. Ne diyorsun? Nazar nasıl değdi? Şimdi Sinan Bey nazar derken, evlenmeden önce bir muska olayı var. Muska? Tabii. Daha biz evlenmeden önce bize yapılan öyle bir şey var. Daha sonra evliliğimiz süresi boyunca bu haliyle bizi etkiledi. Evliliğimiz devam ederken de bu bulundu. Bu muska nedir hocam? Ne yaptı yani? Ne işe yaradı yani? Muskayı siz mi yaptırdınız? Hayır, biz değil. Bizlere yapıldı dışarıda. Siz yaptı, başkaları yaptı. Tabii. Ben özür dilerim, cehaletim bu açlık. Sahiden bilemiyorum. Rica ederim. Şimdi kim yaptırdı bu muskayı size? Şimdi eşimin annesi yaptıran. Kaynanalar. Evet. Kaynanalar diye evet. Bir şarkı var mıydı ya? Bu programa ben bir kaynanalar şarkısı yaptırmak istiyorum. Vallahi yapalım. Sizden öyle bir şey yapalım. Kaynanalar diye bir beste. Kaynanalar meselesi açılınca o şarkı çalacak. Kaynana gene bir muska yaptırdı. Hı hı. Nedir o muskanın amacı sence? Yani birbirimize her yönden bağdaştırmamak. Böyle istemiyor ki mutlu olasınız. Tabii. Yani şu anda ayrıldım ben resmen. Benim kaynanam da ilk eşinden ayrıldı. Benim eşim olan karımı bırakıp gitti çocukken. Ve benim hanımıma da dedi ayrılırken, ben dedi seni bıraktım dedi. Sen dedi bu kızını bırakacaksın dedi. Bizim de çocuğumuz var, kızımız. Ben dedi seni nasıl bıraktımsa dedi, sen dedi bu kızını bırakacaksın dedi. Allah Allah. Yani. Dedikleri de oldu diyorsun. Oldu, yaptı yani, yaptırdı yani kendinin istediğini. Nasıl başardı bunu yani, bu büyünün demek ki böyle gücü var yani. Tabii kendisi. Beddua mı diyorsunuz buna? Beddua diyoruz biz, beddua. Çok yani, beddua etmiş. Peki sen nasıl bir kötülük yaptın da sana beddua etti? Ben hiçbir kötülük yapmadım. Bunu eşim sen konuştun mu sonunda? Kaynanacım, kaynanacım, canım kaynanacım. Ben sana ne yaptım canım kaynanacım dedin mi? Hayır, benimle hiç görüşmedi. Benimle hiç görüşmedi. Konuşmuyor seninle. Konuşmadı. Sence ne istiyor? Sinan Bey bilemiyorum. Bilemiyoruz. Onu çözemedim ben. Siz kaç sene evli kaldınız? Biz 8 sene evli kaldık. Bir dakika. Bu Fatma Hanım'ı ben merak ettim bir. Bir görebilir miyiz Fatma Hanım'ı? Demeden. Yani o bizim olağanüstü müziğimiz başlıyor. İnşallah değiştireceğim bir gün şu programda bu müziği. Değişti, belki değişmiştir. Bir çalabilir misiniz bakayım? Şu anda Esenler'deyiz ve Fatma Aslan Türk'ü arıyoruz. Kendisine mesajımız var. Bakalım ne diyecek. Ne olmuş? Dur sıkıldım. Bu böyle bu Banu Sağlam'ın sağa sola sağ bakışı, yani böyle sağa sola bakışlarından bana sıkıntı geldi. Şimdi biraz daha sohbet edelim. Bu Banu Hanım, Fatma Hanım arıyor. Biz bu arada anlayalım. Siz şu anda ayrı mısınız? 9. ayın 18'inde ayrıldık biz geçen sene. Resmen ayrıldık yani. Kaç gündür görmüyorsun onu? En son köyde gördüm. Yani bir ay falan oldu görmeyeli. Hala onunla olmak istiyorsun. Tabii. Onun için buradayım. İnşallah da olacaksın. Problemi yalnız ben anlamadım. Siz anladınız mı? Böyle bir büyü meselesi var ve kaynana istemiyor meseleyi. Bir muska yazdırmış, yaptırmış. Evet. Hocam o neye yol açtı o muska? Yani nasıl bir probleme yol açtı muskanın yazdırılması? Yani birbirimize bağlanamadık biz. Kendi aramızda sevgi, aşk denilen her şey vardı ama bazı zamandan sonra uzaklaştırdı birbirimizden. Yani bu şekilde etkiledi bizi. Nasıl mesela? O nasıl o belli oluyor uzaklaşması? Sen eve mi gelmiyorsun?
Hayır yani eve gelmiyor diye bir olay yok. Yani başlangıçta... Yani ruhsal açıdan mı, cinsel açıdan mı, hangi açıdan? Ruhsal veya cinsel. Her açıdan uzaklaştırdı. Uzaklaştırdı. Çünkü ben kendimden eminim, onun etkisi var bizde. Çünkü eşim de bunu söyledi. Evet ve yaklaşamıyorsun. Tabii ayrılmadığımız... Dokunuyorsun kıza buz gibi oluyorsun. Tabii. Öyle mi? Allah Allah, bakın arkadaşlar oluyor yani. Dokununca buz gibi mi oluyorsun? Yani yaşanan şeyler bunlar. Çünkü ikimiz yaşadık biz bunları. Evet, enteresan. Çünkü artı eşim ayrılmadan önce bile demek ki o da biliyor ki bizde muska mı vardı, büyü mü yapıldı diye söyleyebiliyordu kendisi. Yani gerçekten biliyordu veya bilmiyordu. Belki zamanda söylemesi gerekiyordu bana ama bir zaman sonra söylemekte sakınca gördü sen belki. Sen demek ki bu muskaya da inanmışsın yani bu arada. Tabii mutlaka. Çünkü o da inanıyor benim gibi. Bununla mücadele etmeyi denediniz mi? Yani mesela muskaya karşı en iyi mücadele bir gün Fatma Hanım'ı alıp güzel bir yemeğe götürüp ona cesaretle dokunup yani aşk ilişkisini yaşadınız mı? Yani buna bir mücadele ettiniz mi? Şimdi sürekli olmasa bile birkaç kere denediniz. Birkaç kere denedik. Ne oluyor o zaman hocam? Yani bir güvensizlik geliyor, tekrar muska oluyor. Bir güvensizlik duyuyoruz birbirimize. Yani istediğimiz gibi açılıp konuşamıyoruz. Yani ciddi bir anlamda konuşamadık yani. O da istedi belki konuşmayı, ben de istedim. Gerçekten de istemiştim. Her gün istemiştim ama yani mümkün değil. Onu engel olamıyorsunuz. Yaklaşamıyorsunuz. Yani. Tabii yaklaşamıyorsunuz. Karşınıza alıp da onun söyleyeceklerini sen ne dinleyebiliyorsun ne de kendi söyleyeceklerini ona dinletebiliyorsun. Bu şekilde bir uzaklaşma var yani. Sarılıp kucağına alıp böyle bir büyük bir dostlukla kucaklayıp... Ya oluyordu ama yani ben yattığımız yatağın içinde muska buldum ben. Allah Allah. Tabii. Yattığım yatağın içinde muska buldum ben. Bunun, ben bunun bir sürü şahidi var yani. Allah. Yani eşim de söylüyor, daha önce de söyledim. Eşim de söylüyordu bunu. Ve gerçekten o anda belki düşünemedim. Belki biliyordu gerçekten. Belki kendisinin haberi vardı. Bir zaman geçtikten sonra belki bana söylemeye o cesareti bulamadı. Muska'yı o da bulunca şaşırdı mı? O yoktu o zaman. Yani ayrılmıştı benden. Resmen ayrılmamıştık ama. Belki anti muska yapmıştır, pardon. Ne denir ona? Yani karşı muska yapmıştır o muska bozulsun diye. Belki o hayır, hanımın koyduğu hayır, muskadır. Hayır, öyle değil. O şekilde değil yani. Bir Fatma Hanım'ı dinleyelim bakalım ne demiş. Yok abi, Fatma Aslan Türk'ü aramıştık biz. Kendisi burada mı oturuyor acaba? Fatma Aslan Türk'ü mü? Evet. Yok burada öyle birisi canım. Necah abla geliyor anne. Yok burada öyle birisi. Kim aradı? Necah abla geliyor. İnşallah o da olur da biz nasıl yani bir mesaj getirdik abi. Fatma Aslan Türk için yani iki önce. Necah abla. Efendim? Baksana bir dakika. Ben aşağı inip olmazsa orada bir görüşelim. Biz Fatma Aslan Türk'ü aramıştık. Siz misiniz? Size bir mesajımız var. Biz film gibi ekibi olarak Show TV'den geliyoruz. Seyretilebilir miyiz minibüste? Arabamızda. Evet. Ayrı dünyadakilerdeki. Arabamız şöyle. Tamam. Mesajın kimden olduğunu tahmin edebiliyor muyuz? Tamam. Kimden? Eski eşimizden. Bir dakika canım. Şöyle buyurun. Abi bir de çekiyor. Şöyle buyurun. Kimden tahmin etmiştik mesajı? Eski eşimden. İsmi neydi? Güzel mi? Hazır mısınız? Evde değil mi? Bir çocuğumuz var, bunu biliyorsun. Seni her zaman seviyorum. Ve seveceğim ve söz veriyorum. Senin mutluluğun benim mutluluğum diyorum. Bunu biliyorsun, mutlu olamadık. Olmak istedik, sen ve ben. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bazı kişilerin yapmış olduğu hataların acısını bizler çekiyoruz. Bu vicdan azabıyla beni yaşatma.
bir şey değil mi? Yüksel Bey, Fatma Hanım gelince sizce bu büyü bozulacak mı? Bozulacağına inanıyorum ben Sinan Bey. Ben de inanıyorum. Bir muska yazılmış ve iki insan ayrılmış diye düşünüyoruz. Öyle inanıyorlar. Olabilir. Bu dini konularda bilgim zayıf. Yani muskayla bu işler oluyorsa, muskasız da oluyor. Değil mi? Yani muskasız mutlu olan çiftler de var. Diyelim ki siz de bugünden itibaren biraz sonra içeriye Fatma Hanım girer, muskasız mutlu çiftler arasına girersiniz. Ayrılma noktasına geliş nasıl oldu hocam? Kavga mı ettiniz? Evet, kavga ettik Sinan Bey. Sert bir kavga mıydı? Denilebilir de denilmeyebilir de. Orta yollu bir kavga ettik. Nerede? Evde. Sen kapıyı vurup çıktın. Ben kapıyı vurup çıkmadım. O çıktı. O terk etti evi. Sen hala aynı evdesin. O yok. Evet. Nerede şu anda? Fatma Hanım. Şu anda dayısının yanında kalıyor Esenler'de. İstanbul'da. Evet. İnşallah şu anda buradadır. İnşallah. Çocuk nerede şu anda? Çocuk bende Sinan Bey. Kaç yaşında? İlkokul 2'ye gidecek. Başladı bu sene. İnşallah. Adı ne? Yeliz. Yeliz. Evet. Ne güzel isim var. Şu kapı açılır ve içeri inşallah Yeliz ve Fatma Hanım girer. İnşallah. Hı? Ben inanın ki bilmiyorum. Yani bilmediğimi biliyorsunuzdur çünkü beceremem. Yani suratımdan belli olur yalan söylersem. Sahiden bilmiyorum. Yeliz ve Fatma Hanım buradalar mı? Her zaman gelecek değiller ya, bazen de gelmiyorlar insanlar. Ama lütfen şöyle düşün. Buraya gelmemesi muska yüzünden değil. Rica ediyorum böyle düşün. Yani en azından bunu böyle düşün. Programın en zor anları buraları. Banu Hanım, buraya gelebilir misiniz? Şimdi şu üzgün anda bu orkestrayı birisi öğretmiş, bizim yönetmenimiz. O yüzden bence yani karşıyım yönetmenimize. Şimdi üzgün bir an yani. Nedir bu dererettettettet diye bir şey çalıyorsunuz? Çal dediler, çalmış. Bize hüzünlü bir şey çalın da öyle yolcu edelim.
Bu hüzünlü bu. Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Cesaretinden dolayı kutluyorum. Alkışlayalım arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyor musun? Bir dakika. Siz çalabilirsiniz. Söyle hocam kendisine ne demek istiyorsan. Fatma'nın hayatı boyunca mutluluklar diliyorum. Hep onu seviyorum. Ömür boyu da seveceğim onu. Hocam tebrik ederim. Tebrik ederim. Tak bakalım. Efendim bir programımız burada bitiyor maalesef. Bu biraz üzgün bir son oldu. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha mutlu aşk hikayelerinde tekrar buluşacağız. Bizi arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 çift 072, 0212 324 çift 073, 0212 325 79 25 ve 0212 278 27 27.